Karşılaşma sonrası Sadık Çiftpınar bizlerle birlikte. Sadık, tebrikler öncelikle. Belki bu karşılaşma senin için daha farklıydı. Daha da farklı bir anlamı olan bir karşılaşmaydı. Eski takımına karşı da mücadele ettin. Neler söyleyeceksin galibiyet için? Aslında dediğiniz gibi ben ilk defa taraftarımızın önünde Fenerbahçe'mizin formasıyla mücadele ettim bugün ve ilginç olan eski takıma karşıydı bu ilk maçımda. Çok farklı duygularla çıktım. Ama maçın içinde sakin kalmaya çalıştım. Takımıma en iyi şekilde katkı sağlamaya çalıştım. Bunda da genel anlamda başarılı oldum diyebilirim. Gerçekten bizim için bugün kazanmak her şeyden önemliydi. Bütün hafta boyunca, aslında bütün devre arasına itibaren hocamız geldikten sonra bütün tek amacımız kazanma odaklıydı. Yaptığımız basit hatalar var. Bunlardan ders çıkaracağız hep birlikte. Yapmamaya çalışacağız. İki tane çok gereksiz duran toptan gol yedik. Bunları yememiş olsak aslında skor çok daha farklı olabilirdi. Ama Malatyaspor da zaten lig boyunca kalitesini göstermiş bir takım. Gerçekten iyi bir takım. İyi mücadele eden, iyi savunma yapan bir takım. Bugün burada o takıma karşı 3 tane gol bulmak, bir tane de penaltı kaçırmak gerçekten kolay bir iş değil de bugün bunu başardık. Taraftarlarımız da bize 90 dakika boyunca desteklerini esirgemediler. Gol yediğimiz dakikalarda bile sağ olsunlar bizi desteklediler. Biz onların desteğine layık olmaya çalıştık. Onları mutlu etmeye çalıştık ve nitekim maç sonucunda onların buradan yüzünün gülerek ayrılması bizim için her şeyden çok daha değerliydi. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bize desteklerini, dualarını esirgemesinler. Biz de onların mutluluğu için varımızı yoğumuzu sahada vereceğiz diyebilirim. Evet, gerçekten çok ciddi çalışmalar, idmanlar. Galibiyeti hep istediniz. Bunun için mücadele ettiniz. Bu akşamki galibiyet bundan sonrası için sizleri biraz daha rahatlatacak mı? Tabii ki de. Yani çok uzun süre kazanamamamın vermiş olduğu bir özgüven kaybı vardı herkesin üzerinde. Bunu ben daha sonradan takıma katıldığım için net bir şekilde görebiliyordum aslında. Hepsi çok kariyerli, çok kaliteli futbolcular, takım arkadaşlarımız. Hepsi milli takım seviyesinde oynamış futbolcular. Aslında benim hayal ettiğim konum diye, yani sağıma soluma baktığımda inanamıyorum bazen hatta. Yani çok gerçekten tuttuğun takımın, düşünsenize, bütün kaliteli futbolcularla aynı sahada mücadele ediyorsunuz. Yani bunun mutluluğunu da yaşıyorum aslında. Bunu kendi aramızda konuştuk. Çok iyi bir takım olduğumuzu hocamız bize her zaman söyledi. Yani bir özgüven kaybını yaşama lüksü olmadığımızı bize söyledi. Lüksümüz olmadığını söyledi. Biz de bugün iki defa skoru eşitlense bile hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik. Arkadaşlarımızla beraber çok iyi mücadele ettik. Son dakikalarda da olsa golü bulduk ve güzel bir galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. İnşallah 4 gün sonra bir Göztepe maçı daha var içeride. Taraftarlarımızın desteğiyle o maçtan da galip gelerek emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok teşekkürler, tebrikler bir kez daha. Teşekkürler, sağ olun. Sonrasında Mehmet, tebrikler. Bugün 84 dakika sahada kaldın, 2 gol var. Kaçan bir penaltı var. Tebrikler mücadelen için, gollerin için, güzel gollerin için neler söyleyeceksin? Öncelikle galibiyet adına. Öncelikle bu hepimizin başarısı. Hocamızdan tut, mazicilere kadar. Ve taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlar sonuna kadar bize inandı. Bizi bir gün desteklediler. Onlara armağan olsun bir günkü 3 puan. İnşallah bunun üstüne koya koya her haftada 3 puanla bitireceğiz haftaları. Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla ilk golün, hemen ardından gelen ikinci golün var. Ve sahada gerçekten çok hırslı, istekli olduğunu gördük. Neler söylersin oyununla ilgili? Bugün takım olarak çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Top tamamen hep bizdeydi. Rakip takımı çok koşturduk, yorduk. Ve iyi pozisyonlara girdik. Maalesef benim o penaltı, maç içinde kaçırdığımız pozisyonlar. Ama önemli olan, dediğim gibi, bugün 3 puandı ve bunu başardığımız için mutluyuz. Önümüze bakmamız gerek. Kritik haftalar var. Önemli maçlar var. İnşallah dediğim gibi koya koya devam etmek istiyoruz. Güzel de bir atmosfer. Taraftarımızın desteği her zaman sizle birlikte, arkanızda taraftar. Baştan dediğim gibi onların sayesinde, onlar bize inandı bir gün, desteklediler. Sonuna kadar arkamızda durdular bir gün. O yüzden de bir gün 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Onların çok büyük bir katkısı vardı bir gün. Çok teşekkürler Mehmet. Ayağına sağlık. Tebrikler bir kez daha. Bizlerle birlikte karşılaşma sonrasında Deniz bizlere yardımcı olacak. Deniz, öncelikle tebrik edelim. Bugün ilk kez Fenerbahçe forması giydi. 66. dakikadan itibaren sahadaydı. Ve galibiyetle başladı. Galibiyeti bu akşamı nasıl özetleyecek? What would you like to say about this win? It's a very important win for us. We're very pleased. Right from the start, considering the determination, the desire that the lads were showing. I'm very happy myself, obviously, to be as a player. And to get the 3 points today is very important for us, and we're very pleased with it.
Çok önemli bir galibiyet oldu bizim için gerçekten. Çok büyük mutluluk duyuyoruz bu akşam aldığımız galibiyetten dolayı. Maçın ilk anından itibaren takım arkadaşlarımızın ne kadar kararlı ve ne kadar arzulu olduğunu gördük gerçekten saha içerisinde. Çok mutluyum ben de kendi adıma söylemek gerekirse burada olmaktan, bu takımın bir futbolcusu olmaktan. 3 puan bizim için çok önemliydi. Dediğim gibi çok mutluyuz. Daha ısınma bölümünde sahaya çıktığında taraftarlarımız onu alkışlarla, tezahüratlarla karşıladı. Oyuna girdiğinde de aynı şekilde taraftarlarımız için, bu akşamki atmosfer için neler söyler? What would you like to say about the atmosphere and the fans? Yeah, it's a massive, great atmosphere. I didn't believe that it was. I've heard about what Fenerbahçe fans is like, but sitting in today is unbelievable. I'm very pleased. I just want to say thanks to every single one of them here today. I'm very pleased with it. They gave me the confidence as well to go out there and express myself. And not just me alone, obviously the other lads as well. We all just want to show great character to put a smile on the fans' face. And me personally, and also the team as well, and the whole club, we are very delighted with this 3 points. Gerçekten muhteşem bir atmosfer vardı. Harika bir atmosfer gördüm. İnanılmazdı gerçekten. İnanamadığımı da söylemek istiyorum gerçekten bu akşam sahaya çıktığımda. Fenerbahçe taraftarlarıyla ilgili birçok şey duymuştum. Onların nasıl taraftarlar olduğunu duymuştum. Ama bu akşam onları kendi gözlerimle görmek gerçekten inanılmazdı benim için. Mutluyum bu akşam böyle bir atmosferde futbol oynama şansı bulduğum için. Bu akşam buraya gelen herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Bana güven verdiler saha içerisinde olduğum süre boyunca. Hatta sahaya adım attım ilk adımdan itibaren. Kendimi göstermem açısından beni motive ettiler. Sadece ben değil, tüm takım arkadaşlarım için de aynı durum söz konusu. Karakterimizi gösterebildik saha içerisinde onlar sayesinde. Onların yüzünde bir gülümsemeye neden açmaktı bu akşam amacımız ve bunu başardığımız için mutluyuz. Sadece ben değil, sadece takım arkadaşlarım değil, tüm kulübümüz bu 3 puandan dolayı mutluluk duyuyordur diye düşünüyorum. Bundan sonrası için çok kariyerli bir isim ama heyecanlandırıyor mu bu atmosfer kendisi? Does this atmosphere excite you for the future? Yeah, definitely. Obviously it's I'm very pleased to be here. Right from the very first day I stepped my foot in the training ground, I can feel a lot more different. I feel happy. I feel to be part of this plan of this club. I just want to help them to make sure we grow together as a team and keep on winning games. And obviously, we don't know what future is going to hold, but I'm happy to be here and I just want to keep on playing my football and enjoy my football at the same time. Kesinlikle çok mutluyum burada olmaktan dolayı. Antrenmanlarıma başladım takımımızla beraber. Tesislerimize ilk adım attığım yandan itibaren zaten bu büyüklüğü hissettim, bu gücü hissettim. Kendimi farklı hissettiğimi söylemek istiyorum buraya geldiğim ilk günden bu yana. Mutlu hissediyorum gerçekten burada olmaktan dolayı. Bu planın, bu kulübün planlarının bir parçası olmak benim için büyük bir mutluluk. Sadece ben bu kulübe katkı sağlamak istiyorum, bu takıma katkı vermek istiyorum. Birlikte büyüyelim istiyorum takım arkadaşlarımla beraber. Maç kazanmaya devam edelim istiyorum. Gelecek neler getirir bunu bilemeyiz tabii ki. Ama ben burada futbolumu oynamak, futbolumu sergilemek ve oynadığım futboldan keyif almak istiyorum. Thank you very much. Camia adına çok önemli bir maçtı. 3 puandan başka hiçbir şey düşünmediğimiz, sahaya çıkıp 3 puan için her şeyimizi vermemiz gerektiğini, olumsuz bir sonuçta nelerin başlayabileceğini bildiğimiz bir maçtı. İyi bir oyunla sahadan galip ayrıldık. Duran toplardan yediğimiz golleri en kısa zamanda düzelteceğiz. Hem istenilen Fenerbahçe'yi hem de Fenerbahçe'nin bulunduğu durumdan yukarılara çıkaracağız. Hem takım arkadaşlarıma hem de stadımızı dolduran taraftarlarımıza bu güzel atmosferden dolayı teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızla birlikte mücadele etmeyi çok özlemişim. Biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe'nin durumu, konumu ne olursa olsun biz bu arma için savaşıp mücadele edeceğiz. Tüm Fenerbahçeliler bunu biliyordur ve istiyordur. Hep beraber buralardan çıkacağız. Sevgili kaptanın açıklamaları böyle. Taraftarlarımızla birlikte mücadele etmeyi çok özlemişim lafı herhalde manşeti olur Volkan'ın. Herhalde. Yani bu maç, yani bu akşamki maçın hikayenin güzel bir özetidir, manşetidir. Onlarla beraber güzel oluyor. Oynanan oyun önce takım arkadaşlarına, oyuncunun kendisine keyif verir. O oyunla beraber mücadele edersiniz, beraber savaşırsınız, beraber kazanırsınız. Sonuçta bugün hep beraber mutlu değil miyiz? O yüzden de Volkan'ın açıklamaları yerinde ve nokta atışı olmuş. %100. Çok
Tam bir kaptan açıklaması, taraftarlarımızla birlikte mücadele etmeyi özlemişiz diye gerçekten biz de çok özlemişiz. Mücadele, hırs, istek, kazanma azmi taraftarla bütünleştiği anda Kadıköy gerçekten inanılmaz bir hal alır. Vay rakiplerin haline o anda. Sadece bir maç kazandık daha. Bu maçın devamı Cuma günü Göztepe ile birleştiği anda bu 3 puan, 1-3 puan daha eklendiği anda hani yayın öncesi konuştuk ya çorap sökül gibi gelecek gerisi diye.